Bolvit invertaz enzimlerle köyde aracılığı sunar. Değerli izleyenler, Yalçın Sezer'le Köyde Aracılık programında bu hafta tekrar sizlerle birlikteyiz. Ve her zaman olduğu gibi programımızın hem sponsoru hem de yakından tanıdığınız artık Bolvit firmasının sahibi Selami Kayahan'la birlikteyiz. Sıvı arı yemlerini ve arıcılıkta kullanılan yemleri bu akşam sizlerle tartışacağız. Bilgilerinize sunacağız. Selam Bey'in o bilgi birikimlerini sizlere aktaracağız. Selam Bey, programımıza hoş geldiniz. Tekrar hoş bulduk Yalçın Bey. Beni misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yine Türkiye'nin her tarafına yayılmış emekçi, tüm arıcı, üretici kardeşlerimizle selamla, saygıyla selamlıyorum. Hepsinin Ramazanları mübarek olsun. Güzel bir Ramazan günü akşamı. Yurdumuzun dört bir tarafında arıcılıkla ilgili bilgilerin paylaşılmasıyla gene ekranları başındaki izleyenlerimize önemli bazı arıcılıktaki doğru bilinen yanlışları ve püf noktalarını aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi Selam Bey, bu son zamanlarda ülke genelinde önüne gelen sıvı arı yemleri imalatı işine girmeye başladı. Ve ciddi anlamda da bu arı yemleriyle ilgili sıkıntılar kulağımıza geliyor. Efendim, bunların içerisindeki şeker oranlarından tutun da efendim içerisine katılan katkın maddeleri, arılarda efendim kullanıldığı zaman istenilen esnafta olmadığından dolayı fayda alınamaması gibi sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor üreticilerimiz. Bunlarla ilgili ne söylemek istersiniz? Sanıyorum yayın dondu. Selami Bey, bağlantısı koptu herhalde. Hayır, ben ses geliyor, geliyor, evet. Evet, ben sahada devamlı üreticilerimi geziyorum ve birçok üreticilerimize sıvı arı yemi yapan meslektaşlarımızı ziyaret ediyorum. Tabii onlardan bazı şikayetler duyuyoruz, üreticilerden de duyuyoruz. Bazı üreticilerimiz de sıvı yemlerle ilgili doğru bildikleri yanlışları olduğunu görüyoruz. Özellikle bugün Çorum'daydım. Oradan Sivas'a geçtim ve şu anda Tokat'tayım. Buradaki birçok üreticimiz ve üreticilerimize sıvı arı yemi temin eden, üreten arkadaşlarımızın bazı problemlerini dinledim. Burada da ben dile getirmek isterim. Öncelikle üreticilerimizin en büyük yanlışı, bir sıvı arı yemini alırken çok koyu olduğunda o sıvı arı yeminin kaliteli ya da şeker miktarının çok olduğunu düşünüyorlar. Bu büyük bir yanlış. Çünkü bazı az da olsa art niyetli arkadaşlar şeker miktarını çok ciddi anlamda düşük tutarak bazı katkı maddelerini kattıklarında şurubun kıvamını inanılmaz derecede koyultabiliyorlar. Üreticimiz de koyu bir şurubu gördüğünde bu çok güzel bir şurup, arımıza tam faydalı olacak diye alıyorlar. Tabii hatta bunu bir de suyla seyreltiyorlar. Zaten çok düşük olan şeker miktarı suyla seyrelttiklerinde çok çok daha düşük miktara geliyor. Hem arılarına tam faydalı olmuyor, hem de paraların büyük bir kısmı tabii kalitesi düşük olan bir ürüne gitmiş oluyor. Ben birçok üreticime konuşurken şunu söyledim. Ya hepimizin eşleri var, anneleri var, gelinleri var, kızları var. Evlerinde bayramda tatlılar yapıyor. Bu tatlılar yaparken onlara bir sorun. Deyin ki iki ölçek şeker
bir ölçekte su koyun, bir şurup, tatlı şurubu yapın, kıvamı ne oluyor? Ve doğru olan kıvam da odur. Bu şekilde üreticilerimiz şurubun gerçek kıvamını kendileri de test edebilirler. Bir şurubun normalden fazla koyu olması o şurubun kaliteli olduğu anlamına gelmediği gibi muhakkak soru işaretleri kafamıza takılıyor. Çünkü bariz ortada, evimizde herkes her gün tatlılarda zaten bu şurupları, şerbetleri yapıyoruz. Oradaki kıvamı hepimiz gayet güzel görüyoruz. Şimdi ben bildim bileli arıcılıkta ilkbahar beslemesinde kullanılan şerbetlerin işte 1'e 2, 1'e 3 oranında, yani 1 şeker 2, 3 su oranında yapılarak seyreltik bir şeker olması istenir. Böylece hani tabiattaki o çiçeklerdeki nektar sulu bir nektardır ya, evet. Bunun da yaklaşık %80'i sudur denilir. Daha sonra arılar getirdikleri nektarı kanatlarındaki o vantilasyon hareketiyle nektarın içerisindeki suyu uçururlar ve koyu bir bal elde edilir. Üstünde sırlar. Artık buna biz bal diyoruz. Şimdi arıcılar da erken ilkbaharda aynı arıların o tabiattan getirdikleri nektar gibi sulu bir şurup yaparlar. Tabii kristalize şeker kullanırlar. Ve sonbaharda da bunun tam tersi, 2 şeker bir su ya da 3 şeker bir su, bu sefer de koyu bir şurup yaparlar. Kışlık gıdalarını tedarik edebilmek için arıların ve onlardan aldıkları balın karşılığı olarak onlara da şeker şerbeti vererek, koyu bir şeker şurubu, onların kışın yaşamalarına imkan verdiklerini düşünürler. İşte aslında burada bir sürü nüans var. Efendim o şerbetin içerisinde onların yaşamasını ikame edebilmek için ya katkı maddeleri kullanılmalı mı? Hangileri kullanılmalı? Ve bu akşamki konusu da bunun koyuluğunun şeker oranına göre mi, yoksa bir takım kıvam artırıcılarla mı yapılacağı konusu üzerinde. Yani şimdi arıcılarımız artık bıktı. Petekleri parafin katarak işte insan sağlığını ve arıların biyolojik yaşamını sıkıntıya sokan petek firmaları ya da işte petekçiler. Efendim ilaç diye kartonlara şuraya buraya emdirilen efendim bir takım aromatik yağları, sıvı yağları, işte hatta hiç ilaç emdirilmemiş kartonları dumanlı ilaç diye satılmasından bıktılar. Şimdi bu son zamanlarda da duyuyoruz ki şeker olmayan içerisinde şuruplar satılıyormuş piyasada. Bu nasıl bir şeydir? Yani olması ihtimali var mı böyle bir şeyin Selam Bey? İçinde şeker yok ama koyu böyle şeker kıvamında bir şeyler satıyorlarmış. Şimdi tabii şeker kullanmadan, hiç şeker kullanmadan yapılan şurup görmedim, duymadım ama normalden fazla, anormal derecede çok koyu şurupları bizzat gözümle de gördüm. Ama doğru bir yoğunluk değil. Yani jöle kıvamında? Jöleye çok yakın, çok yoğun. Yani nasıl söyleyeyim? Salep'i düşünün. Salep'ten çok çok daha koyu şuruplar gördüm. Zaten en kaliteli şurup diye şeker miktarına göre konuştuğumuzda %70 şeker kullanarak yapıyoruz. %70 şeker, %30 su koyduğumuzda da o şurubun hiçbir zaman o kıvama gelmesi mümkün değil. Yani muhakkak içerisine demek ki bir şey katacağız ki koyulaştıracağız. Ama bir taraftan biz invert şurup vererek arımızı sağlıklı besleyelim derken, diğer taraftan bazı kıvam artırıcılarla bu sefer daha koyu. Hatta üreticimiz de ya bu çok koyu deyip seyrelttiğinde daha az besin değeri olan gıdaları arıya verme durumumuz söz konusu olabiliyor. Ve sonuçta da arılar artık bağışıklık sistemi çökmüş. Efendim hastalıklara açık olmuş, değil mi? Yani bir balın yerini nasıl tutamayacaksa bir şeker, şekeri az olan bir gıda beslemesiyle yapılan arılar da asker yetiştiremeyecektir. Yani şeye benzer bu.
sağlıklı beslenemeyen ailelerin çocukları gibi biz o bireylerden bal bekleyeceğiz. Evet, verimiz ciddi anlamda düşecek. Zaten arıcımız zor durumda. Ballarını istedikleri gibi değerinde satamıyorlar veya bazen bazıları müşteri bulamıyor. Bir de böyle sıkıntılarla karşılaştırdıklarında tabii arıcılarımız oldukça zarar ediyorlar. Bu sefer arıcımız ne yapıyor? Performanslarını artırmak için arıların bu sefer ek ürünler kullanmak zorunda kalıyor. Bunlar da ek maliyet. Hep bunlar üst üste bindiğinde bu sefer arıcının maliyeti artıyor. Ama balımızın satış fiyatı neredeyse hiç artmıyor. Bazı marketlerde görüyoruz. Yani inanamayacağımız rakamlara ballar satılıyor. Selam Bey, bu son zamanlarda şey çok soruyorlar. İnvert şekerden fondan yapılır mı? Ya da invert fondan olur mu? Bu konuyla ilgili ne söylemek istersiniz? Ben hiç invert şurup ile fondan yapanı görmedim ama vardır belki. Çünkü bunu yapmaya kalktıklarında maliyetleri ve harcakları zaman o kadar çok çok fazla ki insanlar da buna yanaşmazlar. Çünkü piyasada çok müthiş bir rekabet var. Herkes ucuz mal almak istiyor üreticilerimiz. Üreticilerimiz ucuz mal almak istediğinde bu sefer üretenleri de fondom veya diğer ürünleri üretenleri de bir baskı oluşturuyorlar. Onlar da ucuz olması için mecburen bazı maliyetleri kısmak zorunda kalıyorlar. Ve invert olmamış şekerle fondomlarını ve keklerini yapmak mecburiyet. Tabii üreticilerimiz de buna çok dikkat etmeli. Rekabet edeceğiz diye kaliteyi düşürerek ürün yapmamaları gerekir. Peki invert edilmiş bir şekerden, şuruptan fondan yapılması ne tür bir avantaj sağlar ki? Şimdi ben genel prensibi söylemek isterim. Şimdi arıya biz dışarıdan besleme yaptığımızda ve bu beslemeyi de pancar şekeri ile yaptığımızda arı hiçbir zaman bunu kendi vücudundaki bulunan invert enzimle parçalayabilmesi, sindirebilmesi mümkün değil. Bunun için ekstradan hariçten bir enzime ihtiyaç duyar. Eğer bu enzimi kullanmazsak, yani bu şekeri sakkoruzu, glikoz ve fruktoza parçalamaz isek bu sefer arı kendi bünyesindeki enzimle bunu yapmaya çalışacak. Yapmaya çalıştığında da performansının neredeyse %70, %80'ini harcayacak. Bu performansının bu kadar miktarını harcayan bir arının bağışıklığı öyle bir düşecek ki ömrü bilimsel çalışmalara göre 24 güne kadar düşecek. Bal verimi neredeyse %30'a kadar düşecek. Sonra arıya verilen bu şekerli gıdaların yaklaşık %30'a kadar kısmı sindirilemediğinden dışkı yoluyla dışarı gidecek. Bununla birlikte bağışıklığı düştüğü için arı daha fazla hastalık, performans kaybı, verim kaybı, daha çok haşere istilası yaşayacağı için bu sefer arıcının yapacağı bunları tedavi edeceği ürün maliyetleri çok çok artacak. En önemlisi işçilik de çok artacak. Bir arıcını düşünün, 100 kovanı var. İşçiliğin birebir arttığını düşünün. Bu çok zahmetli bir iş. Bir de üreticilerimize baktığımızda genelde gençler pek yok. Genelde hep 50 yaş üzeri, 60 yaş üzeri üreticilerimiz var. Onlar için de bu bütün işçiliğin bir kat artması çok çok zahmetli bir iş. Evet. Selam Bey, ne diyorsunuz peki bu Türkiye arıcılığı bu son zamanlarda, gerek üretim miktarının düşmesi, gerek ekipmanların fiyatının yükselmesi ve pazar daralmasıyla beraber birçok kişi artık arıcılığı bırakıyor. Bu size yansıyor mu? Biz dışarıdan azalıyor gibi görüyoruz. Tabii biz, ben bütün Türkiye'yi gezdiğimde bazı arıcılarımızın bu işi şu an için bırakmak istedikleri, bazılarının bıraktıklarını görüyorum. Yapanların da işte babadan kalma veya çok sevdikleri için devam ettiklerini görüyorum. Dediğiniz gibi maliyetler çok arttı. Özellikle taşıma maliyetleri inanılmaz derecede arttı.
bu gezginci arıcılara yani çok büyük zarar vermiş durumda şu anda. Bununla birlikte paralel olarak her şeyin maliyeti artıyor. Arı malzemelerin fiyatları artıyor, arı ürünlerin fiyatları artıyor. Ama buna mukabil üreticimiz balını istediği emeğinin karşılığı kadar miktarda bir parayla satamıyor. Aslında arıcılığımızda birçok üst kuruluş var. Bu üst kuruluşların bence yapması gereken arıcılığımızın geleceği daha büyümesi ve arıcılarımızın emeğinin karşılığını alması için yapması gereken bence iki tane çok önemli konu var. Birinci sırada ilk yapılması gereken Türkiye'de sahte balların satışının ne pahasına olursa olsun artık engellenmesi lazım. Bu yapıldıktan sonra ikinci planda bizim üreticimizin ürettiği ballara yeni pazarlar bulmamız lazım. Birinci kısımda Türkiye'de bu tüketimi artırıcı faaliyetler bulmamız lazım. İkinci kısımda yurt dışında kesinlikle ihracata yönelik yeni bağlantılar yapmak için yeni pazarlar bulmamız lazım. Bu sektörümüzdeki üst kuruluşların özellikle her şeyden daha önemli bu iki konuya acilen benim düşünceme göre eğilmeleri gerekiyor. Çünkü her şeyin temelinde bunlar var. Üreticimiz ürününü değerinde ve sattığı anda, zamanında doğru sattığı anda diğer arı malzemecilerine daha çok malzeme alacaklar, para kazanacaklar. Üreticimiz kendileri de daha çok para kazanacak. Artı doğru sahte ballar piyasadan çekildiğinde en son bal tüketenler de çok daha kaliteli, sağlıklı ballar yiyecekler ve yurt dışına satışımızda çok daha rahat olacak kaliteli ballar. Gümrüklerden dönmeyecek ballarımız. Evet, gerçekten önemli noktalar bunlar. Balların gümrükten dönmesi konusunu zaten ben hiç anlamlandıramıyorum. Nasıl döner bu bal gümrükten geri? Türkiye dünyanın bir bal bahçesi konumunda. Ve ciddi anlamda bir bal üreticiliği var burada. Ilımın iklim kuşağında dört mevsimi yaşıyor. Farklı işte bitkiler var. Nektar çeşitliliği, bölgesel farklılıklar. Yani arıcılık, gezgincilikle beraber ciddi anlamda keyifli yapılan bir meslek halinde. Ancak sizin de dediğiniz gibi bir pazarlama sorunu var. Ürettiğiniz balların bakıyorsunuz Türkiye pazarındaki fiyatı ile uluslararası arenadaki fiyatına baktığınızda Türkiye çok pahalı. Yurt dışı daha ucuz. Yani ben şimdi defayım Türkiye'den dışarıya çıktığımda farklı ülkelere hemen marketlerdeki raflara bakıyorum. Türkiye'deki fiyatlardan oldukça düşük bal fiyatları orada. Bunu da anlamlandıramıyorum yani. Dolayısıyla buradaki arıcılarımızın ekipmanların ya da işte diğer sağlıkla ilgili premikslerde şurada burada uygun fiyattan ürün arayışı içerisine girmesinde onların haklı buluyorum. Üst kurumların bu işe el atması denildiğinde ben her zaman şu bilgiyi aktarıyorum arkadaşlara. Şimdi mesela bir birlik, bal birliği, arı birliği fark etmez. Bir birlik arıcıların elbette ki sorunlarını giderme noktasında faaliyet göstermek zorunda. Ancak tabandaki bu birliğin üyeleri merkez birliğine ya da işte bu teşkilata sahip çıkmazlarsa o zaman nasıl olacak ki bu iş? Yani birlikler, o teşkilatlar aslında ki tabandaki tüm bireylerin oluşturduğu bir oluşum. Yani devlet dediğimiz unsur aslında sizsiniz, benim, komşum, akrabalar, hepimiziz. Dolayısıyla birlikleri de bu sektörün temsilcileri, imalatçısı, üreticisi, akademisyeni, bürokratı, işte hepimiz bu teşkilatın birer parçalarıyız. Yani birisine sen yap hadi bu sorunu hallet diyemiyorsunuz. Hep birlikte topyekun halletmemiz lazım. Ama herkes topu bir başkasına atıyor. Bakalım nereye kadar gidecek? Ben de çok merak ediyorum. Özellikle birçok tabandaki üyelerimiz
aslında ki bu işin başındaki seçtiğimiz veya bizleri temsil eden kurum ve kuruluşları zorlaması lazım. Devamlı taciz etmesi lazım. Taciz ettiğimizde öyle bunaltmalıyız ki özellikle bu az önce bahsettiğim iki konuda çok ciddi adımları bir an önce tabii atmak lazım. Tabii bu komplike bir olay. Bir tek bizi yönetenlerin değil alttaki üyelerimizin de bu çalışmanın içinde olması gerekiyor. Yalnızca bütün her şeyi birkaç kişiye bırakması doğru değil. Selam Bey, şimdi ben tabii bu sektörün bir temsilcisi ve işte birlik başkanı olarak da rol aldığım için şimdi birliğin maddi bir takım sıkıntıları var. Oradan kaldırabilmek için de proje geliştiriyoruz. Şimdi diyoruz ki mesela bu birliğe üye olanlara bir kart verelim biz. İşte kimlik kartı. Bu kartın da işte 5 liraya yapalım, 10 liraya kartı fiyatlandıralım, 5 liralık bir gelir olsun. Ve bu 5 liralık gelirle de ihtiyaçlarımızı giderelim. Şimdi alt birlik başkanı diyor ki bu kimliği siz nereye yaptırıyorsunuz? İşte falanca firmaya yaptırıyoruz. Ben daha ucuz bir firma buldum. Siz 10 lira yaptırıyorsunuz ama ben 4 lira yaptırıyorum. Ya üstadım, bu üstündeki 5 lirayla biz size hizmet edebilmek için projeler geliştiriyoruz desek de ikna olmuyor. Yani o teşkilata vermiş olduğu 5 lirayı lüzumsuz bir masraf olarak gördüğünden dolayı faaliyet göstereceğimiz icraatları geçemez olduk. Netice itibariyle ne proje geliştirecek olursanız olun, taban bu projelere destek vermediği müddetçe, kendi teşkilatına sahip olmadığı müddetçe hiçbir problem halledilemez. Şimdi ben sizi çok takdir ediyorum. Hangi konuda? Birkaç günden beri kendi iş yerimde çeşitli arıcılık premixlerini, arıcılık ürünlerini bizzati satışıyla ilgili aktif rol alıyorum ben. Şimdi orada satışları yaparken neredeyse iki senedir fiyatı değişmeyen ürünler gördüm. Siz arıcılığa gerçekten ciddi anlamda çok destek veriyorsunuz. Hem ekonomik olarak hem geliştirdiğiniz, arge yaptığınız ürünler olarak ben hani bir temsilci olarak kendime size teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Şimdi yurdun çeşitli yerlerinden de gelen bazı telefonlar var. İşte falanca arkadaşım şu ürünü kullanmış, çok faydalı olmuş. İşte onun yavru çocuğu varmış, hemen sökmüş. Nesnemeyle karşılaşmamış gibi böyle cümleleri duyduğum zaman gururlanıyorum. Şimdi bir biyolog olarak sizin ürünleri gerçekten desteklediğimi biliyorsunuz zaten. Sizin aklınıza bu sektörle ilgili bu ürünleri geliştirmek, argesini yapmak nereden geldi? Şimdi biz öncelikle literatürü çok okuyoruz. Üniversitelerle, birçok üniversitelerle hem yurt içi olsun hem yurt dışı olsun devamlı irtibat halindeyiz ve devamlı fikir alışverişi içerisindeyiz ve ortak projeler üretmeye gayret ediyoruz. Ve yaptığımız bu çalışmalarda prensibimiz şu: biz herkesin yaptığı çalışmayı veya herkesin yaptığı ürünleri biz asla yapmak istemiyoruz. Biz hiç kimsenin bilmediği, hiç kimsenin yapmadığı ama aracımıza gerçekten çok faydası olacak, artı aracımıza olumsuz hiçbir yan etkisi olmayacak ürünler yapalım diye çalışıyoruz. Bununla birlikte üreticimize de bilmediği konular varsa bunlarla ilgili de mümkün olduğu kadar katma değer katmaya çalışıyoruz. Özellikle son bir yılda biz invert şurubun normal şuruplara göre ne kadar önemli olduğunu çok ciddi anlamda hem televizyonlarda hem sosyal medyada hem de birebir toplantılarla üreticilerimizin yanına giderek anlattık. Bu onlara çok ciddi anlamda bir katma değer kattı. Ve prensip olarak da
bu şekilde yürümeye biz gayret ediyoruz. Ve şunu da asla demiyoruz. Biz en mükemmelini yapıyoruz. Bizim ürünlerimiz müthiş, %100 başarılı. Dünyada %100 başarılı bir şey yok. Ama ne kadar çok başarımızı %90'ın üzerine çıkartırsak o bizim için mükemmel bir başarı anlamına geliyor. Ayrıca biz bu sektörde tabii yaptığımız ürünlerle en iyisini veya en güzelliğini biz biliyoruz ve yapıyoruz da demiyoruz. Herkesle konuşuyoruz. En alt tabandaki üreticilerimizle, onların sorunlarıyla neler yaşıyorlar, bunları birebir konuşuyoruz. Ondan sonra kendimiz literatürü araştırıyoruz. Üniversitedeki hocalarımıza aktarıyoruz. Hepsini harmanlıyoruz. Harmanladıktan sonra bir şeyler ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Ama bunun sonucunda da bu araştırmanın sonu yok biliyorsunuz. Çünkü değişen çevre koşulları, iklim koşulları ve diğer koşullarla arıcılığımızda devamlı yeni problemlerle veya yeni ortamlarla karşı karşıya. Bunlara hep bir çare üretilmesi lazım. Biz de bunun bir parçası olmaya çalışıyoruz. Bir tuğla koyabiliyorsak ne mutlu bize. Koyuyor olmalısınız ki ürünlerin tekrar istenilmesi söz konusu oluyor. Dolayısıyla bu da bizi de gururlandırıyor. Yani sahip çıktığımız için yüzümüz kızarmıyor, gururlanıyoruz. Dolayısıyla yeni argeleri ve yeni ürünleri de bekliyoruz sizden. Böylesi yenilikçi bir takım çalışmalarla sektörümüz inşallah daha az masraflar yapmak suretiyle daha çok ürünler alacak ve üreticilerimizin de kalkınmaları hem de ülkemizin kalkınması bu şekilde ortaya çıkmış olacak. Şimdi tabii direkt böyle ürünlerin ismini vererek şöyle oluyor, böyle yapıyor denilmesi bazı reklamsal durumları ortaya koyduğundan dolayı açıkçası konuşamıyoruz belki ama yem katkı maddelerinin önemini ben şöyle vurguluyorum. Şimdi arıcılarımız arılarını beslerlerken şeker şurubu kullanıyorlar. Yıllardan beri bu böyleydi. İşte çok eskilerde bir vitamin çıktı. İşte bir litre şuruba bir çay kaşığı kadar katıyorduk. Böyle şurup sararıyordu. Arılar da bu vitaminli gıdaları yani şurupları yediklerinde bir tık daha fazla yumurta atıyorlardı. Bu da arıcıları çok heyecanlandırıyordu. Ancak şimdi evdeki çocuklarımıza sürekli ekmek yedirirsek, işte ekmeğin yanında da bazen şöyle bir meyve verirsek, beslenmeleri çok sağlıklı olmaz. Ama sabah öğle akşam yemeklerinde et, süt, yumurta gibi proteinsel kaynaklar. Efendim meyve, sebze gibi vitaminsel kaynaklar. Ve bir de bunların içerisinde tuz gibi mineraller kullanıldığında ne yapıyoruz? Sağlıklı bir besinle çocuklarımızı beslemiş oluyoruz. Çocuklarımız kadar kıymetli olan arılarımızın bakımında da sadece şeker şurubuyla beslerse evdeki çocukları sadece ekmekle beslemek gibi oluyor bu. Doğru. Dolayısıyla bu besin maddesi şurubun içerisine vitamin, mineral ve proteinlerin yapı taşı olan amino asitleri koymamız yani krem istediğimiz bu yem katkı maddelerini katmak suretiyle besini zenginleştirmemiz ve arılarımızın işte 5 tane değil de 50 tane yumurta atması, askerinin daha bol olması ve savaşa da, bal savaşına da daha kalabalık bir kadroyla ilerleyip istediğimiz arı ürünlerini en yüksek kapitalde üretmelerine vesile olmuş oluruz. Dolayısıyla bu yem katkı maddelerine uzak durmamak ancak kendini kanıtlamış, argesi yapılmış ve marka bilinirliği yüksek olan ürünlerin kullanılmasını üreticilerimizin tercih etmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü ben de Anadolu ziyaretlerimde, gezilerimde, çeşitli arıcılık malzemesi satan yerlere gittiğimde bakıyorum raflarda hiç tanımadığım envai çeşit yem katkı maddesini görüyorum.
varava ilacı diye satılan bir takım unsurları görüyorum. Bunların hepsi uydurma unsurlar. O yüzden şimdi haklı olarak üreticilerimiz böyle bir dükkana girdiklerinde satıcının kendilerine sunduğu her şeyi herhalde ruhsatına, nizamnameye, kitabına uygun ürünler diye düşünüyor. Ama ticarethane sahibi de getiren kişilerin reprezent deniliyor onlara. Yani ilaçları işte tanıtıcı kişilere itibar edip güveniyorlar. Burada üreticilerimiz ne yapacaklar? Marka bilinirliği yüksek olan ürünleri tercih etmelilerdir diyorum ben. Çünkü adı sana duyulmamış unsurları kullandıklarında arılarına zarar da verebilirler. Bu konuyla ilgili ne demek istersiniz? Şimdi ben önce şuradan girmek isterim konuya. Herhangi bir canlıyı doğal ve dengeli beslediğimizde bu canlı hiçbir hastalığa yakalanmaz ve çok yüksek verim alırız. Ancak geldiğimiz 21. yüzyılda çevre koşulları, değişen iklim koşulları, çevredeki yeni hastalıklar, yeni yeni çıkan zararlı böcekler vesaireler. Bunlar artık öyle çoğaldılar ki arılarımıza mecburen bunlardan korumak için 21. yüzyılda bir şeyler vermemiz gerekiyor. Şimdi kullanacağımız üründe de şunlara bence dikkat etmemiz lazım. Ben her yerde bunları defalarca üreticilerimize de toplantılarda da hatta bu canlı yayında da defalarca söyledim. Öncelikle bir ürün alınacaksa bunun üretim izni var mı? Bunu ettikten sonra bu işi bilen duayenler var çekirdekten yetişmeye. Onlarla istişare etmeliler. Bununla birlikte bunun okulunu okumuş akademisyenlerimiz var. Onların çalışmalarını kontrol etmeliler. Onları ettikten sonra hepsini bir harmanlamalılar. O ürünü alıp 100 tane kovanı varsa 100 tane kovanında değil, 5 tane kovanında önce bir denesinler. Denedikten sonra sonuç ne oldu? Ama şu hataya asla düşmesinler. Şimdi az önce bazı vitaminlerden bahsettik. Biz arılarımıza bazı vitaminleri verdiğimizde müthiş coşturabiliriz. Biz arının bir hafta sonraki durumunu değil, o arıya o vitamini verdikten sonra veya herhangi bir ürünü verdikten sonra bir ay sonra, iki ay sonraki durumuna bakmamız lazım. Çünkü ben çok bariz, çarpıcı bir örnek vereyim. Dedelerimiz vardı, onlar kolay kolay hastalanmazlardı ve doğal beslenirlerdi. Ama günümüzde çocuklarımız var, doğmadan hastaneye götürüyoruz. Doğduklarında devamlı ilaçlar kullanıyoruz. İlaçlar kullandığımızda evet o an için toparlanıyorlar ama kafalarını camdan dışarı çıkarttıklarında hemen hasta oluyorlar. Bağışıklığı düşük çocuklarımız oluyor. Aynı şekilde arılarımıza da verdiğimiz ürünler o an canlandırabilir ama onlar bağışıklıklarını düşürüyorsa ileride en ufak bir olumsuzlukta daha fazla hastalığın gelmesine, verim kayıplarına veya daha fazla haşerin gelmesine sebep oluyorsa, hatta daha ileriki zamanlarda ölümlerine sebep olabilecek ürünlerse bunlara iyice araştırılmalı, dikkat etmeli ve az önce söylediğim adımları tek tek aşarak gitmelidir. Bir ürünün bir gün sonraki, bir haftaki sonraki sonucuna değil, bir ay, iki ay sonraki sonucuna bakarak evet bu doğru veya yanlış dememiz lazım. Bir şey daha söylemek istiyorum. Kullandığımız ürünlerde piyasada birçok ürün var. Bunların birçok marka ve faydaları var. Üreticilerimiz kullanıyor. Ama bazılarında o faydanın yanında ufak bir olumsuz yan etki olabilir. Örneğin biz doktora gittiğimizde doktor bize bir sürü ilaç verir insanlara. Ama bir de koruyucu olarak ayrıca bir hap daha verir ya. Mesela bazı ürünleri, olumsuz yan etkisi olan ürünleri evet kullanmamız gerektiğini kullanmalıyız. Ama onların bu olumsuzluğunu bertaraf edecek diğer uygulamaları da ihmal etmememiz lazım. Yine bir şeye daha geleceğim. Biz tabii zehir arı tedavilerinde zehir kullanılmasını asla tasvip etmiyoruz, istemiyoruz da. Ama insanlarda dahi kanser son safhaya geldiğinde kemoterapi uygulanıyor. Biz arılarımızda da istemesek de bal
akım dönemi hariç arılarımızı kaybedeceksek mecburen belki zararlı kimyasal kullanmak mecburiyetinde son haddede kalabiliriz. Ama bunu kullandığımızda da yine bunun olumsuz yan etkilerini arıdan ve kovandan atacak yöntemler var. Bu yöntemleri muhakkak uygulamamız lazım. Yani bir ürüne tüy kaka veya bir ürün muhteşem mucize demek son derece yanlış. Zaten muhteşem bir ürün, böyle her derde deva bir ürün de beklememek lazım, öyle değil mi? Ya öyle bir şey dünyada yok zaten. Mümkün değil olması. Sonra %100 başarı diye ya işte benim ürünüm çıkıp da ben dersem ki ya ben %100 şu konuda problemde başarılıyım. Ya böyle bir şey yok. Biliyorsunuz en mükemmel profesörler, doktorlar dahi mesela insanlarda bir ilaç yaptığı zaman %100 başarı yok. %100'e ne kadar yaklaşabilecek? %90-95 o müthiş bir başarı sayılır. Ama %100 diye bir başarı yok dünyada. Şimdi bu son dönemde invert oldukça popüler oldu. İnvert yağ enzimlerinin kullanılmasıyla beraber arıcılarımız daha ekonomik olarak şurutlarını yapıyorlar evlerinde. Stokluyorlar ve sezon boyunca da kullanıyorlar. Tabii hazır şurutları kullanmak da birçok arıcı için elzem oluyor. Onun için zaman ayırmak, yapmak, o da ayrı bir külfet. Onlar da hazır alıyorlar. Bu hazır alınan şurupların aşırı koyu olanlarının irdelenmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Evet. Çünkü nasıl böyle arıya değmemiş ballar yapılıyorsa, efendim şekere benzeyen şeker şuruplarının da yapıldığından bahsettiniz programın başında. Bu arıların bağışıklık sistemini çökertebilecek bir takım sıvı maddeler olabilir ve sağlıksız bireylerle de bal savaşına gidilmez diyorsunuz. Öyle anladım ben. Evet. Kesinlikle çok düşük şeker miktarı kullanılarak bazı kıvam artırıcılarla çok yoğun şuruplar maalesef üretilebiliyor. Bunları da üreticilerimiz aldığında, hatta bir de içine su koyup seyrelterek verdiklerinde aslında şekerli besleme yaptıklarını düşündüklerinde çok çok az düzeyde bir besleme yapmış oluyorlar. Hem paraları boşuna gidiyor, hem arıları tam yetiştirememiş oluyorlar. Bu da olduğu gibi arının verimine ve gelecekteki sağlığına direkt etki ediyor. Zaten arıcımız doğru para kazanamıyor. Bazı külfetlerden kurtulalım diye düşünüyor arıcımız. Hazır şurup alıyor. Ama hazır şurubu aldığında parası boşa gidiyor, öyle mi? Yani tabii, içinde istediği kadar şeker yok. Evet, muhakkak üreticilerimiz şurubunu kendileri yapabilir ama dışarıdan aldıklarında muhakkak güvendikleri, inandıkları yerden almalarını ben tavsiye ederim. Selam Bey, şimdi birçok şurup imalatçısı var. Onların birçoğu da bu programı izledikten sonra diyecekler ki vay efendim bizi kötülediler. Şimdi ben asla hepsini tinsiye ederim. Yani çok az miktarda bu dediğim şekilde var. Birçok üreticimiz çok düzgün, mükemmel şuruplar üretiyor. Hatta ben birçok bu şurup üretenlerin şuruplarını alıp analiz de ediyorum. Piyasamızda çok mükemmel, %100 invert olmuş ve invert enzimle yapılmış çok kaliteli şuruplar var. Dolayısıyla yani siz hem rakip anlayışıyla hem de Ar-Ge anlayışıyla piyasadaki birçok firmanın şuruplarını alarak analiz ettirdiniz. Evet. Ve çok kaliteli olanlarına da rastladınız, olmayanlarına da rastladınız. Evet. Olmayanları da incelediğinizde ne gördünüz? Efendim içerisinde şeker oranının son derece düşük olduğunu ve bir takım kıvam artırıcılarla beraber koyutularak koyu bir şerbet imajı sergileyen ürünlerle piyasaya çıktıklarını söylüyorsunuz. Enteresan. Bu durumda... Ama... Evet, buyurun, dinliyorum. Şunu söylemek isterim. Yani ben bütün üretici arkadaşları tenzih ederim. Yani bunların büyük bir çoğunluğu böyle asla değil. Çok çok az, belki bir elin parmakları kadar az miktarda böyle görebiliyoruz. Ama sonuçta var. Çünkü ben her gittiğim yerde bana hep
Kıvamı koyu, kıvamı koyu. Biz %70 şeker kullanmış bir şurubu önüne koyduğumuzda kıvamını beğenmiyor. Olmaz böyle diyor. Daha kıvamı olması lazım. Kaliteli ürün veriyorsunuz önlerine. Diyorsunuz ki al bu %70'i bunun şeker diyorsunuz. Hem de kıvamı biraz daha o sahte şuruplara göre cuk olduğu için ama kıvamı çok seyrentik mi diyorlar? Çok evet mesela o kadar çok mesela ben bugün işte Çorum'dayım. Çorum'da bir şurup üretici arkadaşım var. Güzel bir markası var, satıyor. İşte Bartın'da yeni bir arkadaşımız var. Antalya'da yapıyorlar. Yani Türkiye'nin birçok yerinde çok güzel markalarıyla şurup üretip satan arkadaşlarımız var. Ama hepsine gelen en büyük şikayet senin şurubun niye kıvamı çok yoğun değil? Ama ben biliyorum onların ne kadar şeker kullandığını, hangi yöntemle invert şurup yaptıklarını biliyorum ve resmi Tarım Bakanlığı Gıda Laboratuvarı'nın analiz sonuçları var. Mükemmel sonuççu olan ürünler üretmişler, mükemmel derecesine yakın. Ama koyuluğu istedikleri gibi üreticinin çok koyu değil diye sanki ürünün kötüymüş gibi algılıyorlar ve bu problem çok geliyor. Şimdi Selen Bey, programımızın sonuna geldik. Desem inanmayacaksınız belki de. Sizinle sohbet gerçekten çok keyifli ve çok akıcı gidiyor. İnsan doyamıyor bu sohbete. İnşallah bekliyorum sizi o yöresel makarnayı yemeye İstanbul'a. Abi inşallah bayramdan sonra muhakkak annemizin de ellerinden öperim. Muhakkak yanınızdayım. Şimdi programımızın sonuna geldiğimiz bu dakikalarda isterseniz bir toparlayalım. Ve üreticilerimize bir mesaj verelim. Ne konuda? Sıvı besinler konusunda. Arıcılarımıza sıvı besinler konusunda benim nacizane söylemek istediğim nokta Selami Bey'in sözlerine kulak vermeleri. Selami Bey, şimdi sizi dinliyoruz. Bir toparlama cümlesiyle lütfen. Muhakkak olmazsa olmaz şuruplarını invert yapmak zorundalar. Bunu da güvendikleri, inandıkları bütün firmalardan ve markalardan alabilirler. Şunu unutmasınlar, kaliteli bir şurup çok koyu, yoğun bir şurup değildir. Evinizde iki ölçek şeker, bir ölçek suyla şurup yaptığınızda koyuluğu, kıvamı neyse aldığınız %70 piyasanın aldığı invert şurubunda kıvamı o şekilde olacaktır. Rengi o şekilde olacaktır. Bu olduğunda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şu anda bunları söylemek isterim. Çok teşekkür ederiz. Ben de kısaca şöyle söylüyorum. Arıcılıkta doğru ve bilinçli arıcılık bilgileri için Köy TV'de Yalçın Sezer'le Köyde Arıcılık programını izlemeye devam edin diyorum. Selam Bey'le daha çok program yapacağız ve arıcılıkla ilgili sıkıntıların hepsini ortadan inşallah kaldıracağız. Bir başka programda, bir başka konuyla, bir başka diyarda tekrar sizlerle birlikte olmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın diyorum. Hayırlı akşamlar. Bolvit Invertaz enzimlerle köyde arıcılığı sundu.